Mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece iki yufka kullanarak puf puf kabaran çıtır çıtır olan bir börek hazırlayacağız. Bu sos gerçekten bir harika. Börekleri inanılmaz derecede yakışıyor ve yaptığınız börekler el açması börekler gibi oluyor. lezzetli böreğimizin buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle sosumuzu hazırlayalım. Bir kaseye bir yemek kaşığı sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım. Sizler elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı su. 1 çay bardağından biraz daha az yarımdan biraz daha çok olacak şekilde sıvı yağ sıvı yağ yerine isterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz 2 yemek kaşığı un malzemelerimizi önce iyice karıştıralım Sosumuzu iyice karıştıralım ve daha sonra böreklerin üzerine sürmek için de bir tane yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtanın sarısını ayırıp ve akını da direkt sosun içerisine atalım. Boş yeri israf etmeyelim. Yumurtanın akını ilave ettikten sonra tekrar iyice çırpalım. Böreği bugün peynirli olarak hazırlayacağım. 400 gram peyniri şimdi ezelim. Normalde bu tarife yani 2 tane yufkaya 200 gram da yeterli. Ben bir kısmını da dondurucuya kaldıracağım için biraz fazla iç harç hazırladım. Üzerine yarım demet ince ince doğranmış maydanozumuzu ilave edip harcımızı bir güzel karıştıralım. Sosumuz ve iç harcımız hazır. Hemen böreğimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. İki tane yufkaya ihtiyacımız vardı. Birinci yufkamızı hemen tezgahımızın üzerine serelim. Hazırlamış olduğumuz sosu tekrar karıştırıp ve daha sonra küçük bir kepçeyle üzerine gezdirelim. Bir fırça yardımıyla yufkanın her tarafına gelecek şekilde sosu dikkatlice sürelim. Her tarafını soslamaya lütfen dikkat edelim. İkinci yufkamızı hemen üzerine serelim. Sosumuzu tekrar karıştıralım çünkü un bazen dibe çökebiliyor. Mutlaka karıştırarak sosumuzu gezdirelim. Daha sonra bir fırçayla yine yufkanın her tarafına gelecek şekilde sosunu güzelce sürelim. Sosumuzu yufkanın her tarafına eşit şekilde sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla ortadan başlayarak keselim ve sonraki kesimi de böyle 3 parmak kalınlığında olacak şekilde şeritler halinde keselim. Kullanacağınız yufkaların büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre böyle şerit sayısı değişebilir. Evet keserken fırçadan yardım alarak dikkatli bir şekilde keselim. Şeritler halinde kesmiş olduğumuz yufkamızı tekrar orta kısmından keselim. Çünkü bir şeritten iki tane börek elde edeceğiz. Keserken lütfen dikkatli olalım. Çünkü yufkaları sosladığımız için biraz tezgaha yapışmış durumda. Şeritleri birbirinden biraz ayırarak ve daha sonra iç harcımızdan 1-2 tatlı kaşığı kadar alıp daha sonra üçgen kapatmaya başlayabiliriz. Bu böreği arzu ettiğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Ispanaklı, kıymalı, patatesli nasıl isterseniz öyle hazırlamak mümkün. Böreğimize şimdi nuska şekli verelim. Aslında üçgen de diyebiliriz, nuska da diyebiliriz. Hiç fark etmez. Bu şekli vermek inanın hiç zor değil. Kesinlikle zorlanmayın. Sadece bir ucunu böyle üçgen olarak kapatıp ve sonrası kolaylıkla geliyor. Şimdi bir tane daha saralım. Şeritlerimiz bitinceye kadar bu şekilde uçlarına iç harcını koyup üçgen şekilde saralım. Bugün söylemiş olduğum gibi iki tane yufkayı hazırlayıp dondurucuya kaldıracağım. Diğer ikisini de hemen pişirip tabii ki sizlere böyle çıtırtısını dinleteceğim. dondurucuya kaldırmak için isterseniz saklama kabı, isterseniz böyle hava almayacak buzdolabı poşetleri kullanabilirsiniz. Ben saklama kabını tercih ettim. Böreklerimizi birbirine çok fazla böyle yapıştırmadan, üst üste koymadan hemen saklama kabımıza dizelim. Birinci sırayı dizdikten hemen sonra böreklerin böyle buzluktan çıkarınca birbirine yapışmaması için aralarına mutlaka buzdolabı poşeti veya streç serelim. E, Tabii yağlı kağıtta kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Bu şekilde kat kat böreklerimizi saklama kabına dizip ve daha sonra dondurucuya kaldırabiliriz. Tekrar bir yufkamızı serip üzerine soslayalım. İkinci yufkamızı serdikten sonra soslayıp ve şeritler halinde keselim. Daha sonra uçlarına peynirli harcımızdan koyup nuska şekli gibi saralım. Hepsi bu kadar. Birinci yani iki yufkalık yaptığımı önce dondurucuya kaldırdım. Ve tekrar aynı işlemle yufkaları sarıp şekil verip daha sonra fırın tepsimize alalım. Böreklerimize şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize alalım. Geriye kalan sosumuzu bir fırça yardımıyla tekrar böreklerin üzerine sürelim. Sürmüş olduğumuz bu sos sayesinde daha çok çıtır çıtır böyle el açması börek gibi olacak. Vaktiniz varsa bir saat dinlendirin sosu sürdükten sonra. Vaktim olmadığı için ben bugün maalesef dinlendiremedim. Yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı alıp iyice çırptıktan sonra tekrar bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine sürelim. Zeytinyağı böreklerin üzerinin daha parlak olmasını sağlayacaktır. Mutlaka zeytinyağı ile karıştırıp sürmenizi tavsiye ederim. Böreklerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 200-220 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Onun için lütfen kontrollü olalım. Ve şimdi sizleri böreğin çıtırtısıyla baş başa bırakmak istiyorum. Böreği fırından çıkardım ilk sıcağı çıktıktan sonra o güzel sesini sizlere de dinlettim gerçekten muazzam bir börek oldu çıtır çıtır böyle puf puf kabarmış milfö böreği gibi oldu ama tabii milfö değil sadece iki tane yufka kullanarak ve güzel de bir sos hazırlayarak ortaya harika börekler çıktı. Bugün de sizlerle çıtır çıtır böyle puf puf kabaran çok güzel bir börek tarifinin daha sonuna geldik. Kanalımda birçok börek tarifi var. Hepsi birbirinden güzel. Sizler de böyle değişik güzel tarifler arıyorsanız kanalımdaki diğer börek tariflerine bakmanızı tavsiye ederim. Birçok tarifimi hazırlayıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Genelde sorduğunuz için ben de dondurucuya kaldırılan tarifleri elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Puf puf kabaran, çıtır çıtır olan nuska böreğim hakkında yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip yeni tariflerimden hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.